dağları, stepleri, çölleri aşarak geldiler. Cennetin uçan atlarına binerek gecenin yıldızlarını rehber, gündüzün sıcağını yol eylediler. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Tokat-Sivas eksenine yerleşerek Danışmentli Beyliğini kurdular ve yurt edindiler. Tokat aslında coğrafyanın vatan yapıldığı bir şehir. Ve bu coğrafya vatan yapılırken ecdat muazzam eserler bırakmış. Biz beylik olarak nitelendiriyoruz danışmentleri ama aslında bir devlet. Bu insanlar ilk gaziler. Bir elinde kılıç, bir elinde kalem var. Henüz coğrafyayı vatan yapmaya uğraşıyorlar. Medresesini yapıyor, tıp fakültesini yapıyor, zaviyesini kuruyor, camisini kuruyor. Yani coğrafyayı vatan yapan müesseselerle donatıyor. Anadolu'nun ilk müesseselerini yapıyor bu. Yani Nizamiye Medresesi olarak da adlandırılan istinsak kitaplarda Niksar'daki Yağbasan Medresesi ve hemen Tokat şehir merkezine Sulu Sokak'ta bulunan diğer Yağbasan Medreseleri 1160'lı tarihlerde burada inşa oluyor. Yine Garipler Camii, Melikahmet Danışment Gazi fetihten hemen sonra Melikahmet Danışment Gazi Camii adı ile Tokat'ta inşa oluyor. Bunun özelliği ne? İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanların 1040'lı yıllarda Bukhara, Degaron, Hazara'da yaptıkları ilk merkezi plan tipine sahip cami örneğinin bir benzerini biraz geliştirerek hem alan anlamında bir de hünkâr mahvili ekleyerek Tokat'ta inşa etmesi. Tokat bize Anadolu'ya yerleşme tarihimizin ilk izlerini, ilk akıl dolu çözümleri sunuyor. Selçuklu sultanlarına, saltanat muallimi ve sultana yol gösteren bilge kişiler olmasıyla ünlenen danışmentliler, Anadolu'nun Türkleştirilmesinde önemli rol oynarlar. Bu rolleri zaman içinde Danışmentname adı verilen bir destan haline gelir. Öte yandan fetih kadar bilime, bilim kurumlarına da önem verirler. Türklerin Anadolu'daki ilk telif eseri astronomi ile ilgili Keşfül Akabe'dir. Bunun gibi 12. yüzyıl boyunca Danışmentli Beyliği'nde tıp, astronomi, matematik, geometri ve felsefe alanlarında pek çok ilmi eser yazılır. Tokat'ın özel tarihi güçlü coğrafyasıyla oldukça ilintilidir. Yeşilırmak'ın üç kolunun suladığı bereketli topraklara sahip Tokat, çağlar boyu önemli bir ticaret ve kültür merkezi konumundadır. Bu güçlü miras, kentleşerek ve sanayileşerek kalkınmaya çabalayan ülkemizde bir süre ihmal edilir. Neredeyse öksüz kalır. Ancak son yıllarda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde bu miras yeniden ihya edilerek kentlerin hayatına katılıyor. Ve bu çabalar süreklilik içinde hem belli bir planlamayla hem de paydaşların katılımıyla gerçekleşiyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olaraktan faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı'nın derdi zaten bölgesinin yerel potansiyelini harekete geçirmek. Biz de Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olaraktan 10 yılı aşkın süredir bölgemizde faaliyet gösteriyoruz ve Tokat ilinin sahip olduğu kültür turizm altyapısını gördük ve bu anlamda geliştirdiğimiz sonuç odaklı programla beraber 4 mal destek programı uyguladık ve bu mal destek programlarında paydaşlarımızla beraber kültür turizme odaklı bir altyapı oluşturuyoruz. Öncelikle turizmin ihtiyaçlarına yönelik olaraktan fonksiyon kazandıracak projelendirme çalışmalarına destek verdik paydaşlarımızın. Bir proje envanteri oluştu ilk 5 senede. Akabinde de restorasyon, sokak sağlıklaştırma çalışmaları odaklı uygulama desteklerimizle de bu alanları, turizm altyapısına konu edilebilecek alanları şehre kazandırdık. Aslında bir mekansal dönüşüm çabasındayız ve ekonomide bir dönüşüm hareketini de başlatmasını istiyoruz bunun.
Bu çabalar Gülbahar Hatun Camisi ile Taşan arasında kalan meydanın düzenlenmesiyle başlar. Meydanın düzenlenmesi Gülbahar Hatun Camisi ile Anadolu'nun en büyük kent içi hanı olan Taşhan'ı buluşturur ve kültür ve turizm akslarının öncüsü olur. Bir zamanlar Yahudi Sokağı olarak bilinen Halit Sokak, seçkin sivil mimarlık örneklerinin yoğunlaştığı bir dokuya sahip. Sokak sağlıklaştırma programıyla canlanan sokakta, özel sektörün de işe katılması sonucu Yazmacılar Hanı otele dönüştürülür ve seçkin bir konaklama mekanı elde edilir. Halit Sokak, yokuş yukarı kendini Sulu Sokağa bağlar. Ancak Sulu Sokak meydanına erişmeden karşımıza Türk İslam medeniyetinin günümüze kalmış tek temizlik yapısı olan Sık Dişini Helası çıkar. Sulu Sokaksa kutusu açılmamış bir mücevher gibi bekler insanları. ...900 yıllık Anadolu Türk İslam mirasının kesintisiz bir arada görülebileceği bir dokuyu biz yıllardır farkında olamadık veya fark ettiremedik insanlara. İşte bu çabalar, bu kurumların çabaları bizi motive etti. Kalkınma Ajansı, Ortak Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da bize kurumsallaşma adına bu işlerin özellikle projelendirilmesi, fonksiyon verilmesi anlamına bir üst akıldı. Türk İslam medeniyetinin her dönemine ait eserlerinin kesintisiz bulunduğu bir kent Tokat. Bazen birbirine bitişik, bazen 3-5 metre mesafede birbirine tutunarak yaşayan eserler bunlar. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve paydaşlarıyla yapılan çalışmalar, elini yüzünü yıkamış güzel bir kent dokusuyla buluşturuyor bizi. Aynı anda burası hem tarihsel bir süreklilik alanı hem de Türklerin kale ve etekleri dışında yeniden oluşturdukları Tokat kentinin ilk omurgası. Bir bakıma Tokat'ın kent tarihine giriş kapısı. Sulu Sokak bugün aynı zamanda bir müzeler bölgesi. Tokat Arkeoloji Müzesi ile Tokat Belediyesi Şehir Müzesi ziyaretçilerini derin bir bilgi ağıyla buluşturuyor. Müzeler derinlikli ve nitelikli bir sergilemeye sahip. Bu görsel şölen, Bektaşilik'ten Mevleviliğe kadar çeşitli tasavvuf kültürü eşyalarına, yöre giysilerinden mutfak gereçlerine, ikonalardan bakır eşyalara kadar değerli koleksiyonlara sahip. Hizmete giren müzelerin yanı sıra Yağıbasan Medresesi, Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi olarak Geç Selçuklu dönemine tarihlenen Mustafa Ağa Hamamı, Hamam Müzesi olarak Suluhans'a Çocuk Müzesi olarak işlevlendiriliyor. Özel sektöre kiralanan Deveciler Hanı ise konaklama tesisine dönüşüyor. Tokat Kültür Evi ise Sulu Sokağın birbirinden güzel yapılarının arasında kendini gizlemiş bir sivil mimari örneğidir. Dış cephelerdeki sadelik, kültür evinin iç mekanlarında ziyaretçileri hayrete düşüren görkemli bir ahşap süsleme sanatına dönüşür. Bağdat Caddesi üzerinden Behzat bölgesine ulaşıldığında ise yapı ve doku çeşitliliği karşılar insanı. Bey Sokağı'na gelmeden Latifoğlu ve Canikli konakları, örnekleri az, tekil sivil mimarlık anıtlarıdır. Canikli Konağı, Tokat Belediyesi tarafından El Sanatları Eğitim Merkezi işlevine kavuşturulmuş. Kentin önemli bir ticaret merkezi olan Behzat Bölgesi'ni Mevlevihane Müzesi, Yüksek Kahve ve Demokrasi Müzesi ve Saat Kulesi şenlendirir. Sağlıklaştırma çalışmaları biten Bey Sokak ve Bey Hamam Sokaklarının devamındaki Deve Görmez Mahallesi'nde
iki müze daha hayata geçirilmiş. Plevne savunmasıyla müthiş bir askeri başarıya imza atan Tokatlı, Gazi Osman Paşa Plevne Müzesi ile Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi. Bu nedenle Behzat artık hem ticaret hem de bir kültür merkezi olmuş. Tokat merkez ilçede gördüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmaları Zile'ye ve Niksar'a uzanıyor. Zile'nin geleneksel dokusunu çarşıya bağlayan Amasya Sokağı da bu çalışmalardan canlanıp kanlanarak çıkmış. Niksar'da da Arasta dokusu yeniden canlandırılmış. Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Akil Muhtar Erdem Sokak ve Kale Sokaklarında sürdürülen sağlıklaştırma çalışmaları da buna eklemlenmiş. Niksar'ın ünlü kalesine çıkan yol yeniden düzenlenerek kentin turizm merkezine ulaşımı rahatlatılmış. Zile ise hacimli bir kent müzesi projesi için Zile Kalesi'ndeki eski askeri kışlayı onarıp dönüştürmeye başlamış. Aslında Tokat bir müzeler kenti olmaya hızla hazırlanıyor. 2021 yılında Tokat'ta faaliyet gösteren 7 müze var. 5 müze de yakın bir gelecekte hayata geçirilecek. Bütün bu çalışmalarda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ve paydaşlarının ortak aklı ve katkısı var. Tokat'ın son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri Yeşilırmak'ın kentle buluşturulması. Oluşturulan kentsel rehabilitasyon alanları, tarihi eserleri ortaya çıkarmış, kimliğine kavuşturmuş. Bu tarihi peyzaja uygun olarak gelenekselden beslenen yeni sosyal donatılar yapılmış. Yeşilırmak boyunda kent halkı için özenli ve seçkin buluşma yerleri, eğlence ve dinlence mekanları oluşturulmuş. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve paydaşlarının ortak akıl ve gayretiyle kentlerin eli yüzü yıkanmış, kültür akslarıyla turizm rotaları oluşmuş. Önemlisi, özel girişimciler bu değişime katılmaya başlamış. Kısacası başlangıçta öngörülen vizyon hayata geçiyor. Kültürel yatırımlar ekonomiyi tetikliyor. Tokat aydınlanıyor. Tokat kenarda kalmaktan vazgeçerek tarihi ve kültürüyle kucaklaşıyor. Mekanlar, sokaklar ve müzeler üzerinden kendini yeniden yaratıyor. Mevlana'nın dediği gibi Tokat'a gitmek gerek. Çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedi. Velhasıl Tokat'ın tarihe, geleceğe ve insana açılan pek çok kapısı var.